öyle acı hikayeler var ki. Bu gerçek bilgi. Yani her şey gerçek de bu çok acı. Benim yaşlarımda belki daha fazla bilmiyorum. Bir kadın geldi. Dedi ki torunum benim yanımda. 3 torunum var. Baba yani oğluymuş. Oğlu bırakmış gitmiş. Sebep nedir bilmiyorum. Muhtemelen o da işsiz. Emekli bir hanım. Geldi ki Meral Hanım. Ev kendini zamanda kalmış ama aldı ne kadar alıyorsun emekli maaşı 1900 3 çocuk babaanne demişler köfte koktu ve o kadın benden kendine değil ha torunlarına köfte istedi. Dükkanlarda oluyor bunlar. Yeni 75 yaşlarında bir hanımefendi eğildi kulağıma. 15 gündür yemek pişiremedim dedi. Artık ne yiyor içiyor onu soramadım. Neyse. Sonra bir kasap dükkanına gitmiştik. Benimle beraber gezen arkadaşlarımızdan birisi et alışverişi yapmış. Çoğu babaannenin, anneannenin yanında torunlar var biliyor musunuz? Çoluk çocuk işsiz. O evlerde aç aç. Ben böyle dediğim zaman tuzu kurular diyor ki aç insan var. Yüzünüze gözünüze dursun. Aç. O evlerin içinde aç. Aramış o hanımı. Bu 75 yaşındaki ablamız. Kıyma kavurdum. Onu böldüm. Yemek ettim. Kıymayı aldıktan sonra kadınlar bilir. Yağ kalır. Ona da çorba ettim. Bakın yaptım değil ettim. Çorba ettim. Ya etin tadını unutmuşum, kokusunu unutmuşum. Allah sizden razı olsun. Bu hale düşüremeyiz bir ülkeyi. Birileri uçururken, şimdi Durmuş Bey bir cümle söyledi diye herkes üzerine salladı. Herkes üzerine yürüdü Sayın Erdoğan başta olmak üzere. Ama Türkiye bu, muhterem Türkiye bu. Siz dolarlarla top oynarken aylar sonra et yiyip kokusunu hatırlayan 75 yaşındaki bir kadından bahsediyorum. Apartmanında köfte kokusu aldığı için akşamın 8'inde kapı çalan babaanneden bahsediyorum. Torunu köfte istediği için babaanneden köfte yemesin de bilmem ne yesin diyemezsiniz arkadaş.